Merhaba arkadaşlar ben Serman Hoca. Yeni bir anayasa denemesini çözeceğiz değerli arkadaşlar. Evet kaliteli soruları bir araya getirdik, derledik, sizler için buluşturduk. Buyurun hemen sorularımızı çözelim. Bakalım ilk soru ne diyor? Kişinin taşınmazlar üzerindeki hakkını aslen kazanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi kıymetli arkadaşlar iki tane can alıcı nokta var. Bunlardan bir tanesi taşınmazlar bir de aslen kazanım. Şöyle hemen gösteriyorum bakın. Taşınır mal ile taşınmaz mal arkadaşlar bunlar üzerinde elbette ki e, sahibi olarak bunlar üzerinde bir hakkımız var ama şöyle taşınır mal üzerindeki hakkımıza sahiplenme yani şurası ama taşınır mal. Taşınmaz mal üzerindeki hakimiyetimize ise işgal denir. Şimdi tarihte hani işgal kötü bir anlam ifade edebilir ama hukukta taşınmaz mallar üzerindeki hakimiyetimize işgal denir. Diyeceksiniz ki ya Serban Hocam taşınır taşınmaz mal örneği ver. Arabanız taşınırdır. Cep telefonunuz taşınırdır. Kaleminiz taşınırdır ama eviniz, eviniz, arsanız, tarlanız nedir arkadaşlar? Taşınmazdır ve taşınmaz mal üzerindeki aslen kazanıma işgal, taşınır mal üzerindeki aslen kazanıma ise sahiplenme denir. Bunlar da kişinin kendi haklarını koruma yolları arasındadır değerli arkadaşlarım. Pek Bakalım yeni sorumuz ne diyor? Geçmiş bir dönemde yürürlükte olmasına rağmen günümüzde yürürlükte olmayan hukuk çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım günümüzde yürürlükte değilmiş. Bakın G diyorum günümüzde yürürlükte değilmiş. Geçmişte bir dönem uygulamışız. E bunun adı nedir? Tabii ki tarihi hukuktur arkadaşlar. Ve hukukta, hukuk biliminde tarihi hukuku anlatırken şu ifade kullanılır. İlga olan mürga olur. Yani değişime tabi olan Yok olur değerli arkadaşlar. Bu arada şuradaki e, pozitif hukuk değerli arkadaşlar diğer adı müspet hukuktur. E, ne diyor onu da tanımında? Diyor ki hem yazılı hem de yazısız hukuk kuralları belli bir dönem yürürlükte olan bütün kurallardır. Hem yazılı hem yazısızdır. Mevzu hukuk ise halen yürürlükte olan ve sadece yazılı hukuk kuralları olarak önümüze geliyor. Tabii hukukun diğer adı ideal diğer adı ütopik hukuktur. Olan değil, olması gereken hukuku ifade eder. Devlet memurları kanununa göre aday memurluk dönemi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar 657 devlet memurları kanununa göre aday memurluk süresi en az bir yıl en çok iki yıldır. Ve bu anlamda bir sürü KPSS sorusu çıktı ve çok şükürde yakaladık. En az bir yıl en çok iki yıl adaylık süresi değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş tüzel kişilerden birisi değildir? Sorunun can alıcı noktası mal topluluğu ve değildir arkadaşlarım. Şimdi bu ne demek? Şuradaki seçeneklerden 4 tanesi bünyesine göre bünyesine göre kişi topluludur. Bir tanesi ise bünyesine göre mal topluludur arkadaşlar. Tamam. Şimdi baktığımızda değerli arkadaşlarım TRT Bakın mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş tüzel kişilerden biri değildir. <laughs> dört tanesi, dört tanesi mal topluluğu, bir tanesi de kişi topluluğu oluyor. TRT'si, üniversitesi, hastane ve vakıf bunlar arkadaşlar mal topluluğudur ama belediye kişi topluluğudur ve biz cevabımızı bulduk. İsterseniz oraya hatırlayalım şöyle kağıdımızı yan yapıyorum ve göstermeye çalışıyorum. Kişi toplulukları nelerdi? Ya bizim burada bilmemiz gereken 7-8 tanedir ve aslında popüler şeyler. Mesela devlet, dernek, şirket devlet dernek şirket kıymetli arkadaşlarım il özel idaresi belediyeler büyükşehir belediyeleri dahil köyler bakın devlet dernek şirket il özel idaresi belediyeler ve köyler artı artı değerli arkadaşlarım siyasi partiler ve kooperatifler e nedir arkadaşlar kişi topludur ama TRT'si üniversitesi vakıfları e, onun dışında arkadaşlar hastaneleri daha bir sürü kurum yüzlerce binlerce kurum ise mal topluluğudur. ÖSYM de bir mal topluluğudur değerli arkadaşlar. Ceza hukukunda suçun manevi unsurlarından kusur ile ilgili olarak istemeden dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle suç işleme iradesine ne verilir? Şimdi kıymetli arkadaşlar suçu işlemiş ama istemiyormuş. Dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle bu suça karışmış değerli arkadaşlarım. İstemeden yapmışsa bunun adı nedir değerli arkadaşlarım? Elbette ki taksirdir. Tamam mı? Taksir. Bu arada suçun manevi unsurları iki taneydi. Bunlardan bir tanesi kasıttı. Bir diğeri de taksirdi. Kasıt bilerek, planlayarak ve isteyerek suç işlemek. Taksir ise bilmeden, istemeden suça karışmaktı değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerinden biri değildir? MGK'nın üyesi olmayanı istiyor. Bu arada kısa bir hatırlatma. Milli Güvenlik Kurulu 61 anayasası ile kurulmuştur. Günümüzde 82'de halen vardır. Ve MGK'nın kararları tavsiye niteliklidir. Ve bu tavsiye nitelikli kararlarını Cumhurbaşkanı'na sunar. MGK 2 ayda bir toplanır. Başkanı Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. Ve MGK'nın gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Gündemi Cumhurbaşkanı belirlerken Genelkurmay Başkanı'yla değerli arkadaşlarım bir de kimin arkadaşı arkadaşlar elbette ki Cumhurbaşkanı yardımcısının görüşlerini, önerilerini dikkat alarak gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Bir bir konu anlattık. Arkadaşlar hangisi MGK üyesi değildir? Genel kurmay. Kuvvet komutanları dedi arkadaşlar. Hava, kara, deniz kuvvet komutanları. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları. Burada çoğu yazmış ama biliyorsunuz şu an bir kişi Fuat Oktay. Değil arkadaşlarım. Ulaştırma Bakanı MGK üyesi değildir. Şöyle göstereyim. Sivil üyeler kimler? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 4 tane bakan. İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı. Askerler de Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvet Komutanları biliyorsunuz jandarma çıkartıldı arkadaşlar bu organizasyonda. Türk vatandaşlıktan çıkartılan bir kişinin bu karara karşı gidebileceği itiraz merci aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım anayasamız şöyle der. Türk ana veya babadan olan çocuk Türktür. Devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. E, vatandaşlıktan çıkarılmaya yargı yolu kapatılamaz der. Kapatılamaz. Ve bu mahkemede hangisidir değerli arkadaşlarım? Danıştay'dır. Daha önce KPSS'de çıktı. Dikkat etmekte fayda var. Yeni sorumuza baktığımızda bir sözleşmenin meydana gelmesi için yapılan irade açıklamalarından ilk yapılana hukukumuza verilen ad hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşme yapılırken taraflar iradelerini açıklıyorlar. Diyor ki teklifi ilk yapana yapma işlemine ne ad verilir? Şimdi sözleşmede iki tane unsur var arkadaşlar. Biri icaptır, diğeri kabuldür. Ve ilk teklifi yapmaya icap, karşı tarafın evetine de kabul denir. E, sorumuzda ilk yapılanı, ilk yapılan teklifi sorduğu için öneri ya da hukuktaki asıl adıyla icap. Hani davete icabet etmek kavramından da insan hatırlayabilir. TBMM yukarıdakilerden hangilerini parlamento kararı olarak çıkartır? Şimdi arkadaşlar parlamento kararı ben PVK olarak yazdım. Parlamento kararı nedir arkadaşlar? Yani kanunla yapılmayan işlemler. Eğer bir şey kanunsa kanunsa bu parlamento kararı değildir. Ya da bir şey parlamento kararıysa bu kanun değildir. Mesela bütçe. Bütçe bir kanundur. Adı da hatta bütçe kanunudur. E bütçe bir kanunsa ne değildir? Parlamento kararı değildir. Bunun gibi arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle daha basit indirerek Bir şey A ise B değildir. B ise A değildir. Öyle diyelim. Yani. Hangisi parlamento kararı olarak çıkartılır? İç düzlük bir parlamento kararıdır. Hatta buna rağmen de yargı yolu açıktır ve iptalini de anayasa mahkemesi bakar. Meclisin tatil ve ara vermeleri sadece soruyor. Kabul edenler, etmeyenler tatil kabul edilmiştir. Hadi tatile çıkalım. Bu bir parlamento kararı. Sonunda bir kanun çıkmadı. Rütük üyeleri 9 kişidir ve meclis seçer arkadaşlar. Başkanı da Rütük'ün kendi içinden seçiliyor. Ve bunlar hepsi birer parlamento kararıdır. Bu arada meclis bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapar. Ara vermelerde 15 günü geç geçemez. Ama sayı sınırı yoktur. Her ara verme maksimum 15 gün olabilir. Dünyanın ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım dünyanın ilk modern aslında böyle vurgulamak daha doğru modern çağdaş yazılı anayasası 1787 Amerika anayasasıdır. Değerli arkadaşlarım Thomas Jefferson ve adamları kaleme almıştır. 1982 anayasası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Şu anki anayasamız ve söylenemeze dikkat. 1982 anayasasının kabulü tarihimizde yapılan ilk referandumdur. Olmadı. Cevap çok basit bir şekilde çıktı. Herkes şunu bilir ki ilk referandum 1961'de 61 anayasası için yapılmıştır ve %61.5'da evet görmüştür. Daha sonra 1982'de Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı artı 82 anayasası birlikte referanduma sunulmuş ve %91.5 evet almıştır. Basit ilk referandum 61 içindir. Ama biz yerlerine de bakalım. Değiştirmesi zor. Sert bir anayasa olup kazoyistlik yapıya sahiptir ve 177 esas maddesi vardır. Doğrudur. Serttir. Kazoyistliktir. 177 maddesi vardır. Siyasi tıkanıklıkları giderici hükümler öngörmesi parlamenterizmin rasyonel, rasyonalizasyonunu sağlamayı amaçlamıştır. Evet. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm ifadesi 82'nin karakteristik özelliğidir arkadaşlar. Otoritenin hürriyet dengesinden bireyden çok devletin yanında olduğu söylenebilir. Evet. 82 devletçi yapıyı güçlendiren, otoriteyi güçlendiren bir anayasadır. Yürütmenin de Cumhurbaşkanlığı kanadını güçlendirmiştir. Değerli arkadaşlar, pek kısa bir sorumuz var. Ona bir bakalım hemen. 10 yıldan daha fazla kamu hizmetinde bulunmuş devlet memurlarının yıllık izni kaç gündür? Şimdi 0 ila 10 yıla kadar hizmeti olanlar 20 gün, 10 yıldan daha fazla hizmeti olan memur kardeşlerimiz ise yıllık izinleri elbette ki 30 gündür değerli arkadaşlar bir çok sınav sorusunda çıktı ve yakaladık. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına uygulanan disiplin cezalarından biri değildir? Şimdi ne var devlet memurlarının cezalarında? 657 Devlet Memurları Kanunu der ki uyarı, kınama, aylıktan kesmek kademeyi durdurmak ve memurluktan mendir değerli arkadaşlarım. Baktığımızda kınama, memurluktan çıkarma, aylıktan kesme, kademeyi durdurma var. Ama görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değil, ihtiyati bir tedbirdir değerli arkadaşlarım. Genelde de tuzak olarak koyarlar seçeneklere. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisini doğrudan TBMM seçer? Anayasa Mahkemesi Başkanı mahkemenin kendi içinden seçilir. Cumhurbaşkanı'nı 5 yıllığına halk seçer. Aynı kişi en fazla 2 defa yapabilir. Hakim ve Savcılar Kurulu HSK'nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanı da Cumhurbaşkanı atar. Danıştay Başkanı mahkemenin kendi içinden seçilir ama Meclis Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 turlu gizli oyla seçer ve değerli arkadaşlarım bir yasama döneminde seçimleri de iki defa yapılır. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevlerinden biri değildir? Değildir'e dikkat. Şimdi kaymakam deyince bir kere aklınıza direkt ilçe gelmeli. Yerinde yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır. Evet kaymakamın yerinden yönetimi, denetimi idari vesayettir. İdari hukukunda bunu anlattık arkadaşlar. Oynatma listelerimizden bakın. Kesinlikle soru kaçırmasınız. Hiyerarşik denetim ve idari vesayet denetimi nasıl oluyor? 20 dakikanızı ayırın fullleyin. İlçe idaresinin en yüksek hiyerarşik amiri kaymakamdır. İlçe idare kuruluna başkanlık eder elbette. Genel ve özel kolluk personelinin amiridir. Doğru ilçede amiridir. Yabancı devletlerle temas kurma kaymakamın görev alanında yetki alanında yoktur. Vali yapar. Bakın vali ve kaymakam diyorum. Vali yabancı temsilci karşılayabilir. Kaymakam karşılayamaz. Valide yetki genişliği vardır. kaymakamda yoktur. Vali genel emir çıkartabilir. Kaymakam çıkartamaz değerli arkadaşlarım. En basitinden birkaç tane hani farka değinmeye çalıştım. Peki Selvan Hoca olarak bir çalışmalarımıza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Durmak yok. Ricam şu kanalımızı dostlarınızla telegram grubu olur. WhatsApp grubu olur. Ne bileyim Instagram olur. Facebook olur. Bizleri ve linkimizi paylaşırsanız onur duyarım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın.